Evet arkadaşlar, bu kaydımızda 555 entegresini yakından inceleyeceğiz. Gelin bakalım neler varmış. 1970'li yılların başından beri elektronik dünyasında en basit devrelerden en karmaşık sistemlere kadar kullandığımız bu 8 bacaklı entegrenin içerisinde. Entegrenin iç yapısını incelediğimiz zaman 8 bacak olduğunu bahsetmiş idik. İçerisinde neler var? 2 adet karşılaştırıcı komparatör devre, bir flip-flop devresi, bir çıkış yükseltici, 2 tane transistör ve 3 tane de direnç var ki bu 3 direncin değeri birbirine eşit ve 5K olduğu için bu entegre devrenin adı da 555 olarak konmuş. Entegremizin 1 numaralı bacaktan eksi, 8 numaralı bacaktan da artı girişler yapabiliriz. Artı giriş kaç volt olsun? 9 volt ideal olmak üzere 5 volt ile 15 volt arasında 555 kararlı bir şekilde çalışabilmekte. 555'in tek başına çalışması mümkün olmadığı için birkaç ekstra devreye ihtiyacımız var. Bu ekstra eklediklerimiz neler? 8 numaralı bacak ile 7 numaralı bacak arasında eklediğimiz bir direnç, 7 ile 6 arasında eklediğimiz ikinci bir direnç ve 6 numaralı bacaktan toprağa eksi uca bağladığımız bir kondansatör yeterli. Astable kullanımda biz 6 numaralı bacağı 2 numaralı bacakla birleştiririz. Bunun sebebini bugün birlikte inceleyelim. Karşılaştırıcılardan bahsetmiştik. Karşılaştırıcılar çift girişi olan elektronik elemanlar. Artı giriş eksi girişten daha büyükse 1 çıkışı, eksi giriş artı girişten daha büyük ise 0 çıkışı vermekte. Burada 2 tane karşılaştırıcı bulunmakta. Bunların birinin artısıyla diğerinin eksisi birbirine bağlanmış durumda. İncelediğimiz zaman bir de flip flop görünmekte. Flip flop'un 2 tane girişi var. Bir R ve bir de S girişi. R girişi 1, S girişi 0 ise çıkış olarak flip flop'tan 0. S1, R0 ise çıkış olarak 1 çıkışını alacağız. Şimdi devreye 9 volt verdiğimiz zaman neler oluyor bir incelersek. Bir akım R1, R2 direnci üzerinden geçip C kondansatörünü şarj etmekte. İkinci bir akımda buradaki her bir 5 volt üzerinden toprağa eksi uca bağlanmakta. Şu anda görmüş olduğunuz 3 tane 5K direnç, 5 kilo ohmluk direnç seri olduğu için bir voltaj bölücü olarak düşünüldüğünde eğer burası 9 volt ise burası 6 volt, burası 3 volt olacak şekilde her bir direnç üzerinde 3 voltluk bir gerilim düşmesi beklenebilir. İlk başta kondansatör şarj olurken devreyi incelersek şu karşılaştırıcının sol ucunda, eksi ucunda 6 volt, sağ ucunda kondansatör şarj olurken 0'a yakın bir değer oluşmakta. Dolayısıyla bu karşılaştırıcının çıkışı 0'dır. Yani flip flop'un S girişi 0. Şuradaki 0'a yakın değer bu ekstra bağladığımız kablo üzerinden soldaki karşılaştırıcının eksi girişinde. Bu karşılaştırıcının artı girişi de 3 volta bağlı olduğu için karşılaştırıcı bir değeri vermekte. Yani flip flop'ta şu anda R girişi 1, S girişi 0 durumda. Yani flip flop çıkışı 0. Çıkış yükseltici entegrenin 3 numaralı bacağında kullanılabilecek bir gerilim üretmek için konulmuş. Bu gerilim yaklaşık olarak VCC olarak uyguladığımız gerilimin 2 volt eksiği kadar. Ancak çıkış yükselticinin bir görevi daha var. Flip flop çıkışı neyse çıkış yükseltici bunu invert ediyor. Yani tersini alıyor. Yani burası flip flop çıkışı 1 ise 3 numaralı bacaktan 0, flip flop çıkışı 0 ise 3 numaralı bacaktan 1 alıyoruz. Yani şu andaki durumda flip flop çıkışı 1 olduğu için 3 numaralı çıkıştan elde ettiğimiz çıkış gerilimi 0 volt olarak düşünülebilir. Zaman geçtikçe C kondansatörü şarj olmakta ve şuradan geçen akımı sınırlamakta. Yani şuradaki voltaj, buradaki voltaj, şurada 6 volt olarak ölçtüğümüz voltajın üzerine çıkabilir. Bu sağdaki karşılaştırıcının artı girişinin eksi girişinden daha fazla olduğunu gösterir. Bu da demektir ki şuradaki karşılaştırıcı bir değeri verecek. Burada yükselen gerilim imleci izliyorsak soldaki karşılaştırıcının eksi girişine bağlı. Bu gerilim artı girişteki 3 voltu geçtiği anda R çıkışı 0, S girişi de 1 olmakta. S'nin 1, R'nin 0 olması flip-flop çıkışının 1 olmasını ve şuradaki inverter ile 3 numaralı çıkışında 0 olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla bir önceki durumda 1 kabul edeceğimiz çıkış şu anda 0'a ulaşmış olmakta. İzlediğimiz kabloyla buradaki NPN transistörün base'ine geldiğinden bu transistörü iletime geçirecek. Bu transistörün iletime geçirilmesi demek, şurada şarj olmuş olan kondansatörün R2 direnci ve bu transistör üzerinden eksiye gitmesi demek. Bu kondansatörü tamamen deşarj edecek ve başa döneceğiz. Yani tekrar kondansatör şarj olmaya başlayacak. Buradaki gerilim 0 olacak. 3 numaralı çıkış 1 olacak. Ve kare dalganın artı ucundaki bir referans voltajıyla PNP transistör üzerinden flip-flop'a giren bir bağlantı. 4 numaralı bacağın kontrolü ile biz sistemi sıfırlayıp resetleyebiliriz. 555'in unstable kullanılması bu şekilde diyebiliriz. Sürekli kondansatörün şarj olması ve deşarj olması ile 3 numaralı bacaktan bir kare dalga elde edebiliriz.